Türkiye tarihinin en önemli seçimi 14 Mayıs'ta gerçekleşecek ve 14 Mayıs'ta gerçekleşecek bu tarihi seçimleri sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi bizlerin elinde. Hepimiz sorumluluk almak durumundayız. Herkesi, tüm Kadıköy halkını, tüm İstanbul halkını seçimlerde sandık görevlisi olmaya çağırıyoruz arkadaşlar. Bu seçimler Türkiye tarihinin göreceği en önemli seçimdir. Herkes bunun bilincinde. Seçimlerin çalınmaması bizlerin elinde. Eğer bugün sandık görevlisi olduğumuz takdirde, bu iradeyi ortaya koyduğumuz takdirde bu seçimleri hiç kimse çalamayacak. Sen şimdi burayı seçim çalışmasını engelleyen bir görüntüye büründürün. Bak şimdi, sen diyorsun ki halay çekilmesin. Hayır. Bak bir dakika. Sen halayı engelledin. Seçim çalışmanızı burada. Ya halayı engelledin. Sadece burada vatandaşı zorluk çıkarmayın. Ya halay çekiyor. Halay çekerken. Pardon. Bir dakika. Halayı çekiyor. Ya bir saniye ya. Sesli. Çalışma yapmayı Yüksek Seçim Kurulu orada kapı gibi koymuş. Şimdi sen diyorsun ki ben Yüksek Seçim Kurulu'nu tanımıyorum. Oray Bey, öyle bir şey bakın bu çok tehlikeli bir şey. Seçim çalışmasını engellemenin kendisi seçimlere darbeyle eşdeğerdir. Bak bunu iyi görün. Bunu hayır. 14 Mayıs akşamı sesli yayın yapmanıza kesinlikle bir şey söylemiyorum. Ya halay çekilmesi bir dakika halay çekilmesi. Halay çekilmesi. Halay çekilmesi yasak olduğuna. Bakın halay çekilmesi yasak olduğuna dair bana bir tane bir şey göster. Seçim çalışmanızı arkadaşlar seçim çalışmanızı halay çekmeyi bile hazmedemiyorsunuz. Halay çekiyoruz. Şey var. Halayımız var. Tekrar karşı karşıya gelmeyin. Halayımız var. Halayı yasaklayamazsın. Seçim çalışmanızı yapın. Halayı yasaklayamazsın. Ya bir... Sözcümüz olacak. Bu seçimde sözcümüz olacak. Bu seçimde mühürümüzü basacağımız Yeşil Sol Parti selamlayarak, tebrik ederek, hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bizi defalarca kapattılar. Bize defalarca saldırdılar. Sandılar ki partilerimizi kapatarak, sandılar ki vekillerimizi tutuklayarak, sandılar ki başkanlarımızı rehin alarak bu gidişi durduracaklar. Halkın onurlu mücadelesine engel olacaklar. Sandılar ki HDP'nin sırtını yasladığı mücadele bir kapıdan ve bir kilitten oluşuyor. Her seferinde onlarımıza önümüze koydukları barikatları aşarak geldik. Bizim seçmenimiz
Bizim halkımız iplikle oy verip Diyarbakır'dan 10 vekil çıkarmayı başardı. Sanıyorlarsa HDP'yi durdurup bizim irademize engel alacaklar. Bunu yapıldıklarını bu seçimde görecekler. HDP'yi engel aldıklarında Yeşil Sol Parti çıkar. HDP engel aldıklarında Ahmet çıkar, Batman çıkar, Mardin çıkar. Kayyumlarla durduramadılar. Binalarımızı bastılar, durduramadılar. Kapılarımıza kilit vurdular, durduramadılar. Çünkü HDP bina değil. HDP sandık değil. HDP halkın kendisi. HDP mücadelenin kendisi. HDP halkın iradesinin ta kendisi. Şimdi önemli bir seçime gidiyoruz. Bize zorbalık dayatıyorlar. Bize bir cehennemi kalıcı kılmaya dayatıyorlar. Depremin gölgesinde seçime gidiyoruz. Gözümüzün önünde göz göre göre 100 binden fazla insan enkazların altında ölüme terk edildi. Yaralılar donarak ölüme terk edildi. Ve hala enkazların altında cenazelerimiz bekliyor. Şehirlerimiz yıkıldı. Sadece 3 gün boyunca hiçbir şey yapmadıkları için, hiçbir şekilde destek vermedikleri için insanlar enkazların altında öldü. Yetmedi. İnsan canını parayla alanlar, insan canını parayla satmaya kalkanlar her şeyi parayla ölçeceklerini sandılar. Çadırı parayla satmaya kalktılar. Kanı parayla satmaya kalktılar. Gıdayı parayla satmaya kalktılar. Ve şimdi aynı parayla evde bina yapıp hayatlarımızı satın alacaklarını sanıyorlar. Onlara yanıldıklarını sandıkta göstereceğiz. Onlar bize bir cehennem dayattı. Onları o cehennemin dibine bu sandıkta gömeceğiz. Hayat kurulacaksa bunun tek garantisi Halkların Demokratik Partisi, bunun tek garantisi onun devamı olan Yeşil Sol.